Hey! Neden suçun sende olduğunu söyledin? O kıyafetleri senin sipariş etmediğini biliyorum. Partide olan her şeyin tek sorumlusu o Şada, biliyorum. Şada bilerek yapıyor. Bilerek seni herkesin önünde küçük düşürmeye çalışıyor. Şada'nın bir suçu yok. Bütün suç bende. Eğer bir işi yapmak için sorumluluk alıyorsam onu gerçekten iyi yapmam gerekiyor. Ama hayır. Bugün sırf benim hatam yüzünden ben Patki ve Çutki yengenin güvenini kaybettim. Benden nefret ediyorlar. Benimle bağlarını kopardılar. Yine başladın. Ne diyorum yeter ben? Yeter Bihan. Her şeyde beni desteklemene hiç gerek yok. Özellikle de hata bendeyken hiç gerek yok. Annem doğru söylüyor. Ben melek falan değil. Ben de hata yapabilirim. Sen var ya, sana yüce insan derken haklıyım. Şada bütün hamlelerini çok iyi yapıyor. Sense hiçbir şeyi göremiyorsun. En büyük sorun da şu ki Tapki, görmek de istemiyorsun. Gözlerine örtü bağlamışsın. Ben de annemi çok seviyorum. Ama bununla birlikte Şada'nın gerçek yüzünü de görüyorum. Ona karşı geleceğine ağlayıp hatanı kabul ediyorsun. Tapki'nin herkese kurduğu sevgi bağlarını koparmamız gerekiyor. Şimdi babaannem ve babanın Tapki'ye duyduğu güveni bozmalıyız. Eminim o zaman bu evi terk edecektir. Ama anne, babaannemle babamın evdeki en sevdiği kişi Tapki. Ona kendilerinden daha çok güveniyorlar. Bana sorarsan onları Tapki'ye karşı doldurmak biraz zor olacak. Bu zor olacak ama imkansız değil. Biliyor musun Şada, bu güven denen şey çok tuhaf bir şey. Kazanmak için zaman harcamak, çokça emek vermek gerekiyor. Ama bir an, bir hata, bir yanlış anlaşılma bütün o güveni bozmaya yetiyor canım. Bizim de o hatayı, o yanlış anlaşılmayı bulmamız gerek. Ondan sonra Tapki babaanneni de babanı da sonsuza dek kaybedecek Şada. Anne, sen beni buldun. Herhangi bir şey bulmakta zorlanmayacağını biliyorum. Şada, biliyor musun? Duruvumun hayallerini süsleyen bir kız olmamıştı. Ama Duruv için benim hayallerimi süsleyen kız tam olarak sensin. Gerçekten mi? Anne, o zaman göreceksin. Tapki'nin buradan gitmek için geri sayımını kimse durduramayacak. Şada ile aranda ben duracağım. Yanında olmamı istemesen bile ben senin yanında olacağım. Sebebi de Şada'nın haksız olması değil, senin haklı olman. Onunla başa çıkmak için çok kurnaz olman gerek. Ama sen çok masumsun, bu yüzden onun icabına bakmak için ben kurnaz olacağım. Sen sevginle, dürüstlüğünle herkesin kalbini kazandın. Kaybetmene asla izin vermeyeceğim. Kimse senden nefret falan etmeyecek. Seninle kurduğu bağda mecburi olan tek kişi benim. Bu yüzden sana söz veriyorum. İyi bir bağ kurduğun hiç kimsenin senden nefret etmesine izin vermeyeceğim. Aman Tanrım, hata yapmamaya çalıştıkça her şey daha da kontrolden çıkıyor. Bir şey oluyor, sakin olmalıyım. Bazlama yapıyorsun. Yap hadi, yap. Şimdi hayatın mahvolacak. Tapki.
Şimdi izle. Nasıl bir olay çıkaracağımı göreceksin Tapki. Ne olay çıkaracaksın yenge? Hayır, demek istediğim sen bugün Tapki'ye yardım etmek için evde kaldın değil mi? O zaman ne olayından bahsediyorsun? Hadi gidip ona yardım edelim. Benim için de iyi olur. Hayır, ben şu anda meşgulüm. İşimi bitireyim sonra ona yardım edeceğim. Kaçacak halim yok ya. Sen Tapki'nin işlerini bozmaktan başka ne istersin ki? Neyse, ne yapıyorsan yap. Bugün gözüm üzerinde. B ile başlar Bihan Pandi. Bugün başarılı olamayacaksın yenge. Hey, yavaş tren. Ne oldu? Baksana, bazlamaların biri bile pişmedi. Bu hamurda bir sorun var galiba. Bu kadar gerginken nasıl iyi bazlama yapacaksın? İş yaparken biraz sakin ol. Gülümse, bu kadar gergin ve endişeli olma. Dün olanlardan sonra hiçbir şey kolay değil. Onun için endişeleniyorum. Babaannem bu büyük sorumluluğu bana verdi, bana güvendi. Neden? Bilmiyorum ama hiçbir şeyi düzgün yapamayacağım gibi geliyor. Hanımefendi, sen bazlama yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Evet. O zaman şimdi dediğimi yap. Gözlerini kapat. Dinle. Babaannem der ki, yaptığın işte ne zaman karşına bir engel çıksa ya da zor duruma düşsen, hemen aklına korumaların gelsin. Yani anne ve baban, onları düşün. Böylece bütün korkuların, şüphelerin, sorunların hepsi uçar gider. Sonra sorunlarını çözecek çözümlere ulaşırsın. Anne babanı düşün. Hadi bakalım. Anne babanı düşün. Tamam. Sen güzel güzel bazlamalarını yapmaya devam et. Ben de birini gözetleyeceğim. Nasıl yani? Sen kendi işini yap. Ben de kendi işimi yapayım. Hoşça kal. Bu turşu tamam. Vay canına, tereyağının kalanı da hazır. Şimdi şöyle yapalım. Bu tereyağını kavanoza koyalım. Aklını ne kadar kullanırsan kullan Bay Bihan Pande. Yaptığım her hamle senden 4 adım ileride olacak. Önce şah diyeceğim, sonra mat edeceğim. İzle ve gör. Neden açılmıyor bu? Evet. Daha önce de böyle olmuştu. Bu tereyağı kavanozunu sıcak suya koyunca hemen açılıyordu. Kavanozun kapağı açılana kadar ben de pirinci hazırlamak için dışarıdan kırmızı biber ve zerdeçal getireyim. Hmm.
padişah. Az kalsın beni yeniyordun. Ama bana sorarsan beni asla yenemeyeceksin. Ben kaybetmeyi hiç bilmem. Herkese bunu söylemiyor musun? O zaman hadi kazanacağın bir hamle yapman gerekiyor. Ben sadece kazanmak için hamle yaparım. Kaybetmek için değil. İş bitti. Benim işim de. Takke'nin işi de. Oyun benim için bitti. İşte şah, işte mat. Buna Şadan'ın oyunu denir. Kaybettiğin zaman fark etmezsin bile. Şimdi kendini kurtarmak için hamleni yap bakalım. Ama ben de öyle kolay pes etmem yenge. Önce Tapki'ye bir yardım edeyim. Sonra oynayacağım. Tabii eğer ben yokken bu taşların yerini değiştirmeye çalışmazsan. Benim için sakıncası yok. Sıra sende zaten. Git Tapki'ye yardım et. Sonra bakalım kim kazanacak? Ben mi? Yoksa sen mi? Her şeyi tek başına yapmaya bayılıyorsun. Sonra şikayet ediyorsun. Ver. Yardım edeyim. Nereye gidiyorsun? Mutfağa gidiyorum. Gidelim. Evet, neredesiniz? Tamam tamam. Hadi gelin. Ben de sizi bekliyorum. Kapatıyorum. Annemle Duruv'un babası eve yaklaşmışlar. Birazdan burada olurlar. Sonra göreceksin. Tapki'nin başı fena derde girecek. Ama anne, ne yaptığını en azından bana söylesen olmaz mı? Şada, sen sadece izle ve gör. Sen ve Duruv'un hayatından Tapki'yi çıkarıp uzaklaştırmak için mükemmel hazırlıklar yaptım. Bu ocak nasıl açık kaldı?
kalmış ki? Tapki dur! Aman Tanrım, bu ne böyle? Ne oldu? Nasıl burada oldu aman Tanrım? Yüce Tanrım. Tapki, bu ne böyle? Tereyağı kavanozunu açık ocağın üzerine mi koydun? Anne, ben sadece kavanozu... Hey, dur, dokunma. Dokunma, kırık camlar var, elin yaralanır. Anne, küçücük cam parçaları bütün yemeklerin üstüne saçılmış ve tereyağı da boşa gitmiş. Babaanne, şimdi misafirlere ne ikram edeceğiz? Gördün mü babaanne? Ben sana dememiş miydim? Bu sorumluluğu vermeyecektin. O bunu yapamaz. Şimdi sonuçlarına bak. Evet babaanne. Bu Tapki yine her şeyi mahvetti. Ne bekliyorsun? At her şeyi çöpe. Yarın misafirlere rezil olacağız şimdi. Bu kadar kısa sürede hiçbir şey hazır olmaz. Hiçbir şey ikram edemeyiz. Bunca yıldır hiç böyle bir şey olmamıştı. Her yıl bayramda gelen misafirlere ev yemeği verirdik. Sanırım bu sefer bu geleneği devam ettirmek mümkün olmayacak. Hem de sırf senin yüzünden. Şada gelin, turşu, tereyağı, bazlama ve kaymak. Yarın sen çarşıdan bunları al gel. Çünkü evde yapamayacağız. Bir de ben misafirlere sütlaç yapacağım. Zaten gelenek bozuldu artık. Bari başka bir aksilik olmasa. Artık kimseye güvenemem. Gidelim Balu. Dikkat edin, dikkat edin. Şu mutfağı temizle hadi, hadi. Sen yine benim hatamdı. Ama ben buna inanmıyorum. Ben senin böyle büyük bir hata yapacağına inanmam. Süt ısıtırken tek damla taşırmayan bir kız nasıl bu kadar dikkatsiz olur anlamıyorum. İnanmıyorum buna. Bana kızacaksan yine kız. Ben bu işin arkasında o Şada'nın olduğunu düşünüyorum. Bir an senin gözün sürekli Şada'nın üzerindeydi, öyle değil mi? O buraya hiç gelmedi ki. Hem neden her seferinde konuyu ona getiriyorsun? Neden hep onu suçluyorsun? Bu olanların hepsi benim dikkatsizliğim yüzünden oldu. Babaannem bu sorumluluğu verirken bana o kadar güvendi ki. Ama ben yengemlerin güvenini zaten kaybetmişken babaanneminkini de kaybettim. Tapki. Ne oldu Tapki?
Neden buraya geldin? Şu karınca ne kadar da cesur. Sürekli düşüyor ama bir türlü tırmanmaktan vazgeçmiyor. Hey atom karınca, boş versene. Neden bu kadar uğraşıyorsun? Yenilgiyi kabul et. Çünkü herkes senin kazanamayacağını biliyor. Ha, tırmandı işte. Herkese haksız çıkardı karınca. Bak, bu küçük karınca bile o kadar uğraştıktan sonra kazanabiliyorsa, o zaman sen de... Neyse, boş ver. Sen zaten yenilgiyi kabul etmişsin. Bir an... Ben... istesem bile nasıl yapacağım? Her şeyin... Bittiğini sen de gördün. Ayrıca artık çok geç oldu. Baba başka çarem de kalmadı. Rahat rahat uyuyacak mısın yani? Sen bazlama yaparken ben sana ne söylemiştim? Hiçbir çaren kalmadığında, seni korkutan bir şey olduğunda gözlerini kapat ve annenle babanı düşün. Hadi şimdi, kapat gözlerini. Ben bir şeyden eminim Tapki. Eğer sen bir şey yapmaya karar verirsen, onu mutlaka yaparsın. Hey yavaş tren. Uyudun mu yoksa? Bir an... Yarın gelenek bozulmayacak. Aklıma bir fikir geldi. Her şey düzeltilebilir. Harika. Gözlerini kapatıp onlara odaklanınca aklına bir fikir geldi, değil mi? Hem onlar sayesinde hem de senin sayende. Söylediklerin bana biliyor musun? Yani öyle bir cesaret verdi ki. Teşekkür ederim. Oh hanımefendi. Ben yarın karşına geçer otururum. Bana istediğin kadar teşekkür edersin. Ama ondan önce söyle bakalım. Şimdi ne yapacağız? Her şeyi anlatacağım. Önce sen kilere git. Salona birkaç ampul ve birkaç cam parçası getir. Ne? Çabuk ol, ben geliyorum. Hadi. Turşu için sebzeler hazır. Bir de baba bazlamanın hamuru da hazır. Hanımefendi, şimdi her şey tamam mı? Söylesene, bunlar niçin, onları neden böyle koydun? Bir an ben buraya bir sera yaptım. Ne? Ne yaptın? Sera yaptım. Fazla güneşin olmadığı soğuk yerlerde
Ampullerin ısısıyla ürün yetiştirilen aynı böyle evler vardır. Bu ampuller ürünlere güneş gibi etki eder. Sonra bu ampullerle güneş görmüş gibi beslenirler. Aynı şekilde bu ampuller de bu gece bazlamalarımızı ve turşularımızı yarın hazır olmaları için kurutacak. Vay canına. Peki bu cam kutu niçin? Bir an böylece ampullerin ısısı camda daha uzun süre kalacak. Böylece bizim ürünlerimiz yani bazlamalarımız ve turşular olabilecek en hızlı şekilde hazır olacak. Yurt dışında gerçekten böyle mi yapıyorlar? Evet Bihan. Bazı yerlerde böyle yapıyorlar. Ben bunu okuldayken öğrenmiştim. Keşke annemle babamı dinleyip okula gitseydim ben de. Bugün böyle şeyleri bilirdim hiç olmasa. Bazen dünyayı öğrenmek de çok önemlidir Bihan. Hanımefendi, ben dünyayı öğrenmedim ama dünyadakilerle senden daha iyi başa çıkarım. Anladın mı? Anladım. Şimdi işin kalanını bitirelim mi? Bazlamalarla turşular hazır olana kadar biz de tereyağı ve kaymağı hazırlayalım. Tereyağı yapmak için bolca sütümüz var. Tamam. O zaman karar verilmiştir. Sütün kremasıyla tereyağını yaparız ama... Bir an kaymak... Evde hiç kaymak yok. Kaymağımız yok ki. Nasıl kaymak yapacağız? Bu saatte de hiçbir yer açık değildir. Buldum. Nedir? Komşudan isteyelim hadi. Hayır olmaz olmaz. Gecenin bu saatinde... Komşular acil durumlar içindir değil mi? Bir dakika. Bir an ama şu anda uyuyorlardır. Alo? Evet amca. Günaydın. Ama acil bir sorunumuz var. Bana bir kaşık kaymak lazım. Tamam karşında size bir kase kaymak veririm. Sonra uyursunuz. Neden hala ayaktaydınız ki? Ne oldu? Neden telefonu kapattın? Onlarda da kalmamış. Bir an ne yapacağız şimdi? Sabah olmak üzere. Misafirler birazdan buraya gelir. Kaymağımız yok. Nasıl kaymak yapacağız? Yani şimdi bütün bu çabalar boşuna mı gitti? Misafirlere ev yapımı kaymak veremeyecek miyiz?